Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şah'ın Ardından Geleyim adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhuyla dirildikten sonra havarilerine zuhur etti ve Simon Petrus hani onu inkar etmişti ya. Dedi ki Petrus, beni seviyor musun? Seviyorum diyor Petrus. O zaman koyunlarıma bak, koyunlarımı besle diyor. Üç kez tekrarlıyor. Sonra şöyle devam etti. Sen gençken canının istediği gibi davranabiliyordun. Kendi kuşağını istediğin şekilde kendin bağlayabiliyor, istediğin yere gidebiliyordun. Yalnız emin ol, yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkaları seni bağlayacak, istemediğin yere götürecek. İsa bunu Petrus'un ne şekilde Hak'a yürüyüp Hak'ın yüceliğini sergileyeceğini bildirmek için söyledi. Yani istemediği bir şekilde ölecekti. Ki hakikaten Petrus da dara çekildi. Söylentiye göre baş aşağı dara çekildi. Her neyse İsa ne diyor sonra? Sonra ona peşimden gel buyurdu. Petrus döndü ve arkalarında İsa'nın sevdiği talibi gördü. Yuhanna diye biliyoruz onu. O talip ki son akşam yemeğinde İsa'nın yanına sokulup "Sultanımız, sana ihanet edecek olan kimdir?" diye sormuştu. Yuhanna'ydı bu. Petrus onu görünce "Sultanımız, ona ne olacak peki?" diye sordu. İsa, "Mesela ben tekrar gelene kadar onun hayatta kalmasını istesem bundan sana ne? Sen sadece peşimden gel." diye karşılık verdi. Bundan ötürü bu talip ölmeyecek diye bir söylenti çıkıp talipler arasında yayıldı. Halbuki İsa öyle bir şey demedi. Sadece "Mesela ben tekrar gelene kadar onun hayatta kalmasını istesem bundan sana ne?" demişti. Evet, ve bu cümlelerden esin aldım. Bir halay tarzında daha canlı bir şekilde bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Şakatli olsa, her nevi sıkıntı gelse, hayat çilelerle dosa, Şah'ın ardından geleyim. Hayat çilelerle dosa, Şah'ın ardından geleyim. Çarmıha da gerilsem de Şah'ın ardından geleyim.
gideyim. Çarmıha da gelirsem de şahın ardından geleyim. Şahın ardından gelmek istiyoruz değil mi? Ne olursa olsun, daha başka taliplerin başına gelenleri, gelmeyenleri, bize ne? Bizim tek işimiz İsa Ruhullah'ın ardından gelmemiz, peşinden gelmemizdir. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, abone olun, yorum yazın, aşkı canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.